أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdimiz, şükrümüz, övgümüz ve minnettarlığımız alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selamımız, tahiyyatu ikramımız onun Resulü, bizim önderimiz, örneğimiz, iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, onun güzel ailesine ve birbirinden kıymetli ashab-ı güzin efendilerimizin üzerine olsun. Selamımız da sizlerle beraber hidayete tabi olan bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Aziz izleyicilerim, Allah'a bir kez daha hamd edelim, şükredelim ki ömrümüz içerisinde bir Ramazan ayına daha kavuşturdu. Bir ay boyunca kulluk bilinciyle, ibadet şuuruyla, orucuyla, namazıyla, teravisiyle, ibadetin zevkine bizi erdirdi ve şimdi de ibadetin akabinde, kulluk sergilemenin akabinde bayramın öncesine bizleri eriştirdi hamdolsun. Bugün son iftarımız, yarın artık sevinç zamanı olan bizim için Ramazan bayramına kavuşmuş olacağız. Rabbim inşallah ömrümüzde nice kullukla, imanla, şuurla, ibadetle değerlendirilecek birbirinden güzel Ramazanlar ihsan eylesin. Bu Ramazanların sonunda da hep birlikte çoluk çocuğumuzla, ailemizle, sevdiklerimizle güzel Ramazan bayramlarına kavuşmayı Mevlam nasip buyursun inşallah. Muhterem kardeşlerim, bir ay boyunca açlık ve susuzluğa katlanıp tutulan oruçlar, gecenin bir yarısında kalkılıp seher vaktinde yenen sahur yemekleri, kılınan namazlar, edilen dualar, niyazlar, tevbeler, istiğfarlar, her zamankinden daha bir şuurla, daha bir coşkuyla kılınan namazlar, verilen infaklar, tasadduklar, zekatlar, fitreler, fidyeler, her tarafından baktığımız zaman ibadet neşesiyle, coşkusuyla dolu, dolu dolu bir ay geçirmeyi Rabbim bizlere lütfetti. Elhamdülillah. Şimdi bugünden sonra artık ibadet elbette bitmeyecek, fakat yoğunluğu biraz daha azalacak ve Rabbim bizlere artık Ramazan'da, Ramazan ayının sonunda bayram etmemiz için bize bir bayram fırsatı sunacak. Elhamdülillah. Bir ay boyunca Ramazan'ın yoğun ders eğitiminden geçen müminler artık diplomalarını alacaklar ki yarın Rabbim inşallah cennette, cennet ahirette cennet biletini almamız hepimize nasip eylesin ve artık bizim için sevinç günleri, neşe günleri başlamış olacak inşallah. Rabbin rızası kazanılmış, Rabbin sevgisi kazanılmış, amel defterine birbirinden güzel ibadetler doldurulmuş bir şekilde bayrama kavuşan müminler için hakikaten ve hak edilmiş bir sevinç zamanıdır artık aziz kardeşlerim. Bakın Rabbimiz bu hususta Yunus suresinin 58. ayetinde ne buyuruyor? Estağfirullah. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Söyle onlara, ümmeti Muhammed'e, Allah'ın kullarına, eğer sevineceklerse Cenab-ı Allah'ın rahmeti, Cenab-ı Allah'ın lütfu ihsanı sayesinde sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Dünyanın bütün nimetlerini üst üste koysak, bütün maddi servetini üst üste koysak, aziz kardeşlerim, ebedi ahiret yurdunda Rabbin rızası kazanılmış, sırat köprüsü geçilmiş, cennete kapısından salına salına giriliyor, dünyanın bütün mal varlığını toplasak bu etmez aziz kardeşlerim. O halde müminler için hakiki sevinç, Rablerini razı ettikleri, kulluklarını en güzel bir şekilde sergiledikleri zaman dilimidir inşallah. Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesi dahil bu hususta size sunmak istiyorum inşallah. Estağfirullah, bismillah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Muttakiler için hazırlanmış ki hatırlayalım, oruçla alakalı gelen ayet-i kerimede nasıl bağlamıştı Rabbimiz? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oruç sizlere de farz kılındı, geçmiş ümmetlere de farz kılındığı gibi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Umulur ki sakınırsınız, saygıda kusur etmezsiniz, takvaya ulaşırsınız. O halde muttaki kullar için hazırlanmış, takvayı elde etmiş kullar için hazırlanmış, genişliği gökler ve sema kadar olan Cenab-ı Allah'ın hazırladığı cennete
ve Rabbinizin bağışlamasına, mağfirete koşun. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Onlar ki bollukta da infak ederler, darlıkta da infak ederler. وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْزِ Öfkelerini yutarlar. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affederler, bağışlarlar. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Cenab-ı Allah iyilik yapanları sever. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar, o muttaki kullar, tabi şaşırmaz, günaha girmez, melekleşmiş insanlar değiller neticede. Utanç verici bir iş yaptıklarında, nefislerine zulmettiklerinde, günaha bulaştıklarında ذَكَرَ اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Hemen Cenab-ı Allah'ı hatırlarlar. Cenab-ı Allah akıllarına gelir. İmanları onları günahlarla baş başa bırakmaz ve hemen Cenab-ı Allah'tan aflarını dilerler. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Cenab-ı Allah'tan başka günahları bağışlayacak kim vardır? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile hatada, haramda, günahta, isyanda ısrar etmezler. اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ İşte onların mükafatı, karşılığı evvelen Rabbimizin onları mağfiret etmesidir. Bağışlaması, günahları silmesi ve temizlemesidir. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ve içinde ebedi kalmak üzere zemininden ırmakların çağıldadığı cennetlerdir. وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Amel edenlerin, iyilik işleyenlerin, o cenneti hak edecek güzel işler sergileyenlerin, çalışanların, yorulanların, terleyenlerin ecirleri, mükafatları, ücretleri ne kadar güzel. Aziz kardeşlerim, hasreten bu ayet-i kerimeyi şunun için tercih ettim. Ramazan ayı bir ay boyunca yoğun çalışma zamanı. Hakikaten oruç ibadeti kolay bir ibadet değil. Günde 15 saatten fazla aç kalmak, susuz kalmak, hele ki dışarıda çalışan kardeşlerim için hakikaten katlanılması kolay bir şey değil. Ama elhamdülillah müminler imanları, Cenab-ı Allah'a olan itimatları, güvenleri sayesinde bu zorlu sınavı da geçtiler. O halde çalışmışlarsa ücreti de hak etmişler demektir. Ne derler Anadolu'da? Ananın ak sütü gibi helal olsun. Ramazan'da birbirinden güzel sınavları birer ikişer geçer mümin. İbadetleri birer ikişer ifa eden mümin o halde neticede elde edeceği ecir anasının ak sütü gibi helal olacak aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumla alakalı şöyle buyuruyor. Oruç tutan için iki sevinç vakti vardır. Birincisi malumunuz yani bundan önceki 29 iftarda tattığımız iftar vaktinde içtiğimiz o ilk damla yudum suyun sevgisi. Belki bir tanecik hurmanın, belki çorbamıza kaşığımızı daldırmamız nasıl bir sevinç anı. Acıktık, bekledik o dakikayı ve sofrada herkes şen ve mutlu. Birincisi bu. Diğeri orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu vakit. Acaba o gün Rabbimiz müminlere nasıl sevindirecek? Orucun sevabıyla gelmişler. Elhamdülillah. Aziz kardeşlerim, bir toparlayalım isterseniz. Ramazan'da neler kazandık? Bir düşünelim şöyle alt alta bir koyalım bakalım ne çıkacak neticede. Evvelen Ramazan öncelikle bizim vakitlerimizi düzenledi aziz kardeşlerim. Belki pek çoğumuz hayatımızdaki dağınıklıktan, vakit bulamamaktan şikayetleniyorduk. Günler nasıl geçiyor, geceler nasıl geçiyor? Şimdi Ramazan bize en azından sofralarımızı, yemeklerimizi belli bir saate göre, imsaka göre, iftara göre, namaz vakitlerine göre hayatımızı bir tertip, bir nizam koydu. Evde annelerimiz, hanımefendiler nasıl sevindiler? Şimdi sofraya hep birlikte oturuyoruz, hep birlikte kalkıyoruz. Dolayısıyla hayatımızdaki dağınıklılığı Ramazan biraz derlemiş ve toplamış oldu aziz kardeşlerim. Tuttuğumuz oruçlar peki? Ne kadar da güçlü iradelerimiz varmış? Kendimizi tutamamaktan, irademizin olmadığından, nefsimizin güçlü olduğundan şikayet eder dururduk. Halbuki Ramazan'da bir düşünün, en sıcak günlerde bile bir yudum suya hayır Rabbim henüz müsaade etmedi. Kendi cebimden paramla aldığım ekmeğe mis gibi kokuyor. Hayır Rabbim daha müsaade etmedi. İrademiz ne kadar da kuvvetliymiş. Eğer biz istiyor isek, niyeti sağlam tutarsak demek ki aşmayacağımız zorluk, göstermeyeceğimiz sabır sebat yokmuş aziz kardeşlerim. Peki üçüncüsü ibadetlerimize bir nizam gelmedi mi aziz kardeşlerim? Pek çok kardeşlerimiz belki mesaisinin yoğunluğundan,
başını kaşıyacak vakit bulamadığından, namazları geciktirmekten, ihmal etmekten, Allah muhafaza belki kılamamaktan şikayet ederken, bakın ibadetlerimiz nasıl derli toplu oldu. Tuttuğumuz oruçlarımız, kıldığımız günde 5 vakit titizlikle namazlarımız, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler, katıldığımız mukabeleler, elhamdülillah. İçin, kulluk için yaratılmıştık, kulluğun sergilendiği ibadetleri ne kadar güzel muntazaman bir ay boyunca sergiledik, elhamdülillah. Oruç tutanlar için hele Resul-i Zişan Efendimiz'den duyduğumuz, dinlediğimiz, onlar için cennette özel bir kapı varmış, adı da Reyyan'mış. Ne güzel bir şevk verdi bize. Cennet iştiyakı nasıl da arttı kalbimizde. Cennet, cehennemden korkumuz, hesap verememe endişesi, imanımız daha da güzel olmadı mı bu ay boyunca aziz kardeşlerimiz? Çoluk çocuğumuzla beraber yediğimiz iftar sofraları, sahur sofraları, belki dağınık yemek sofralarından şikayet ediyordu. Hasreten evde hanımefendiler, ona ayrı sofra kur, buna ayrı sofra kur. Ne güzel iftar sofralarında. Belki bu Ramazan virüs sebebiyle davetler olmadı. Komşularımız, akrabalarımızla kalabalık sofralarda belki buluşamadık. Ama geçtiğimiz Ramazanlarda onu düşünün. Yediğimiz sadece yemek değil, sevdiklerimizle bir arada olmak. Hep birlikte tek başına yenen yemeğin lezzeti ne kadar aziz kardeşlerim. Bir de sevdiklerimizle kalabalık sofrada yenilen yemeğin lezzetini var mı düşünün aziz kardeşlerim. Teravih namazları bizim için günde 5 vakit namazın dışında ekstra Ramazan'a özel fazladan 20 rekat namazla dolayısıyla biz nafile ibadetlerimizi de artırmış olduk aziz kardeşlerim. Bazı İslam'dan onay almamış şer mekanları, günah mekanları Ramazanlık için dahi olsa bazen kapılarına şunu yazdılar. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Bir düşünün bu dahi topluma bir huzur, bir sevinç vermedi mi aziz kardeşlerim? İslam'a göre haram olan, günah olan işlerin yapıldığı çeşitli mekanlar kapandı. Hiç değilse şerlerinden toplum bir aylık olsun emin olmuş oldu aziz kardeşlerim. Yine bununla alakalı gazete sayfalarından, haberlerden, internetten Ramazan ayında suç oranlarının düştüğünü öğrendik biz emniyet yetkililerimizden. Elhamdülillah genel umumi bir huzur hakim olmadı mı beldelerimize, mahallemize, ülkemize, Müslüman coğrafyalara? Bunları görünce diyoruz ki ya bir aylık ibadet yoğunluk ve insanların Rablerinin ilkelerine dikkat ettiği bu zaman diliminde maddi olarak dünya ne kadar da güzelleşti. Acaba ömrümüzün tamamı Ramazan gibi olsa, senemizin tamamında bu ibadet şuurumuz, iman şuurumuz, ahlak hassasiyetimiz bu kadar üst düzeyde olsa demek ki bir nevi melekleşeceğiz aziz kardeşlerim. Kur'an'la iyi olan Ramazan ayında hasreten günlük okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler, katıldığımız mukabele sofraları, Kur'an'la ilişkimizi, Kur'an'la irtibatımızı bir kez daha olsun, senede en azından hiç değilse bir defa tekrar kontrol etme fırsatı bulduk aziz kardeşlerim. Her bir harfine, Efendimiz diyor ki elif, la, mim bir harftir demiyorum diyor. Elif bir harf, la bir harf, mim bir harf ve her birine 10 sevaptan bahsediyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla okunan Kur'an-ı Kerim'den elde edilen hazlar, alınan keyifler, işlenen şuurlar, ilmimizin artırılması elhamdülillah. Ramazan ayından önce belki sinirlendiğimizde, öfkelendiğimizde en yakınlarımız için bile bazen kırıcı olabiliyorduk. Ama oruçluyken ben oruçluyum demesini bildik, dilimize de biraz mukayyet olduk. Dolayısıyla dilimizin de yükü hafiflemedi mi aziz kardeşlerim? Sevdiklerimizi kırıcı sözlerden, dostlarımızla, komşularımızla aramızı açacak nahoş sözlerden birkaç daha az eğer söylemiş isek bu da bizim için büyük bir kar değil mi aziz kardeşlerimiz? Bir düşünelim. Gündüzleri saatler boyunca aç ve susuz kaldığımız için ağzımızda insanlar katında, dünya katında nahoş bir açlık kokusu oluyor. Rahatsız edici bir koku. Ama Peygamber Efendimiz oruç tutan müminin açlıktan ağız kokusunun Cenab-ı Allah katında miskten daha değerli olduğunu söylüyor. Aziz kardeşlerim, ağzımızın bize göre kötü kokusuna bile miskten daha değerli kıymet veren Rabbim, acaba oruç tutan mümine, Ramazan mektebinde dahil olmuş mümine, acaba bizzat ona ne kadar değer verecek? Buna iştahlandık ve buna sevindik aziz kardeşlerim. Dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım, Ramazan'ın içi 30 günü
leba leb bizim hayrımıza olan, bizim için güzelliğimize olan şeylerle dolu oldu aziz kardeşlerim. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi, şu sözü ne kadar da anlamlı muhterem kardeşlerim. Eğer ümmetim Ramazan'ın hakkıyla değerini bilseydi, senenin tamamının Ramazan olmasını arzu ederlerdi. 12 ay boyunca böyle olsak demek ki bayağı mübarek kullar, bayağı mübarek zatlar olacağız aziz kardeşlerim. Tabii bal yiyen baldan usanır demiş büyüklerimiz. Yılın her ayı Ramazan ayı olsa Ramazan'ın bizim için bu sefer ayrı bir önemi, ayrı bir güzelliği olmayabilirdi. Rabbimin hikmetidir. O bilir, bize düşen kulluktur. Rabbim bir aylık bu fırsatı hakkıyla değerlendirmemizi cümlemize ihsan etmiştir inşallah. Aziz kardeşlerim, şimdi bugünden itibaren artık Ramazan ayımız bitecek. Artık farz oruçtan, geceleri ekstra teravih namazlarından bahsetmeyeceğiz. Fakat Cenab-ı Allah'a kulluk bitmeyecek aziz kardeşlerim. Ayeti kerimede Rabbimiz ne buyuruyordu? Estağfirullah. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et. Dolayısıyla akil baliğ olmakla başladığımız kulluk yolculuğunda Rabbimiz emanetini alıncaya kadar yaratılış gayemize devam edeceğiz aziz kardeşlerim. Ramazan'ın bitmesiyle omzumuzdaki, sırtımızdaki sorumluluğunu duyduğumuz yüklerin bir kısmı üzerimizden alınacak. İşimiz daha kolay olacak, daha hafif yük taşımak zorunda kalacağız. Ama kulluk asla bırakılmayacak aziz kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor kardeşlerim. Müflis kimdir diye soruyor ashab-ı kiram efendilerimize. Ashab efendilerimiz de bugüne kadar bildikleri müflisi tarif ediyorlar. Ya Resulallah, bizce müflis varlıklıymış adam, zenginmiş, işi gücü yerindeymiş fakat gün gelmiş iflas etmiş, meteliğe kurşun atar olmuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, gerçek müflis, hakiki müflis şu kimsedir diyor. Ümmetimden bir kişi ahiret gününe namaz sevabıyla gelmiş, oruç sevabıyla gelmiş, belki zekat sevabıyla gelmiş, dağlar gibi sevap biriktirmiş bir insan. Ama bununla birlikte şuna sövmüş, bunu dövmüş, falancayı incitmiş, filancayla arasında bir helallik mevzu bahis olmuş. Dolayısıyla hak sahiplerine, incittiğine, kırdığına, bu oruçların, bu namazların sevabı üleştirilecek, geride kendisine hiçbir sevap kalmayacak. Korkarım ki belki alacaklılar da bitmemiş olacak ve yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak. Aziz kardeşlerim, bir aylık biriktirdiğimiz orucumuz, namazımız ne kadar çok olursa olsun, eğer sonrasında biz kendimizi Cenab-ı Allah'ın bizi men ettiği, yasakladığı haramlardan, günahlardan, gıybetten, dedikodudan, iftiradan, yalandan eğer kendimizi uzak tutamazsak, bu sevaplar yarın bizi kurtarmaya yetmeyecek demek ki aziz kardeşlerim. Müflis hadisinin bize söylemek istediği budur. Söylemek istediği budur. Dolayısıyla bir aylık amelimize güvenmeyelim aziz kardeşlerim. En yoğun eğitimden geçtik, omzumuzda biraz daha hafif yok, hafif yük. O halde biz diğer 11 ayda çok daha rahat kulluk ederiz dememiz lazım aziz kardeşlerim. Eğer alışmışsak günde 5 vakit namazımıza, Kur'an okumaya, bundan sonra pazartesi, perşembeleri oruç tutabiliriz. Günde 5 vakit namazı bırakmaksızın Rabbimizin bize emirleri, ibadetlerin sınırı neyse, alt ve asgari sınırı neyse o Azrail aleyhisselamı görünceye kadar sorumluluğumuz devam ediyor aziz kardeşlerim. Şimdi Nahl suresinden bir ayeti kerimeye dikkatinizi çekeceğim inşallah. Estağfirullah, bismillah. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا İpliğini, yününü sıkıca eğirdikten, ip yaptıktan sonra tekrar bozan, tekrar açan kadın gibi olma diyor bu ayet-i kerime. Neden bahsediyor? Bahsettiği olay şu aziz kardeşlerim. Mekke'de Rayta binti Amr binti Sa'd isminde bir kadın var. Ve şununla meşhur imiş. Hani eskiden nenelerimiz, eli öpülesi, bembeyaz namaz bürgüsü içerisinde yüzü nurlu nenelerimiz evin eşiğine oturur veya evin bir köşesine oturur. Kendisine verilen yünleri kirmanda eğirir ve oradan bir ip elde ederdi.
Bu kadın da böyle bir işi yapıyor ama akşam olunca eğirdiği, ip yaptığı yünleri tekrar çözüyor, tekrar açıyor. Yani akşama kadar yoruluyor fakat akşam yaptığı bütün işi tekrar kendi eliyle bozuyor. Şimdi ayet-i kerimenin bize söylemek istediği şu: ey Müslümanlar, Ramazan'a bağlayacak olursak, bir ay boyunca yoruldunuz, aç kaldınız, susuz kaldınız. Amel defterine bilseniz ne kadar güzel, ne muhteşem eserler yazdırdınız. Şimdi Ramazan'dan sonra ipliğini tekrar açan, tekrar işini bozan kadın gibi bu amelleri, bu ibadetleri bozmayın diyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, bir ay boyunca hakikaten yorulduk. Hakikaten ibadetin bazı zorluklarına katlandık. Dolayısıyla bundan sonra üzerine ekstra fazla konulmasa dahi hiç değilse bu standardı, hiç değilse bu gidişatı korumak, muhafaza etmek bizim için önemli değil mi aziz kardeşlerim? Ramazan'da biriktirdiğimizi Ramazan'dan sonra hemen harcasak olur mu? Allah muhafaza. Ne yapacağız ahirette? O halde aziz kardeşlerim, Ramazan bitti, farz oruç bitti, teravihler geride kaldı ama müminin kulluk sınavı bitmiş değil aziz kardeşlerim. Ramazan'da sevineceğiz, Ramazan'da coşacağız, bu doğru ama kulluktan da asla ödün vermeyeceğiz aziz kardeşlerim. Dolayısıyla duamla bitiriyorum inşallah sohbetimi. Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği, ihsan ettiği, yaşama ve değerlendirme imkanı verdiği Ramazan ayında onun rızasını gözeterek tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, ekstra nafile teravihleri, verilen zekatları, sadakaları, fidyeleri, fitreleri, okunan Kur'an-ı Kerimleri, mukabeleleri Rabbim dergah-ı izzetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin inşallah. Varsa hatası, varsa kusuru, eksiği, Rabbim ona bakmasın, onları görmesin, niyetimize baksın ve dergah-ı izzetinde en güzel bir şekilde kabul eylesin inşallah. Bu yıl bize nasip ettiği gibi ömrümüze birbirinden güzel, birbirinden daha fazla istifade edeceğimiz Ramazan ayı fırsatlarını Rabbim bizlere ihsan eylesin inşallah. Ramazan'ın sonunda Rabbim bayramla bizi sevindirdiği gibi kulluk dolu ömrümüzün, mümin hayatının neticesinde mahşer yerinde cennet biletini almış, sıratı şimşek hızıyla geçmiş, cennete ve cemalullah'a Reyyan kapısından girerek kavuşmuş olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Vatanımızı, milletimizi, bütün İslam alemini her türlü görünür görünmez afetlerden, belalardan, virüslerden, hastalıklardan Rabbim selamette ve afiyette kılsın inşallah. Bu sözlerimle bayramınızı tebrik ediyorum. Milletimizin, İslam aleminin dirliğine, birliğine, huzuruna, mutluluğuna Rabbimin vesile kılması için dua ediyorum inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Rıza'en lillahi teala. Fatiha. ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوداع الوداع شهر صيام الوداع 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 شهر رمضان الوداع أوله آخره ظاهره باطنه
ظاهره آهره ظاهره باطنه قل يا هو يا هو يا من هو حق يا هو يا هو يا من هو لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الوداع الوداع شهر صيام الوداع 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 شهر رمضان الوداع شهر رمضان.